Evet, kanalından herkese merhaba. Bugün yani tripod yeni tripodla yeni aldığım klavyeyi inceleyeceğiz. Lan tripoda ne oluyor böyle? Bekleyin, tripod ayarlayıp geliyorum. Ayarlayacağım da uzatmadan videoya geçelim. Çok merak ettim bir şey bu klavye. Everest bir klavye bu. Bakın elime şurada yazılar. Silik silik. Oha, mobilya gibi, bu ne diyeceksiniz. Aha, klavyeyi görüyorsunuz. Bundaki baloncuklu paketi açacağım. Kocaman bununla ev eşyası taşırsın ya. Şuna çekeyim de. Buradaki Everest klavyeden ne farkı var diyeceksiniz. Buna istediğiniz gibi telefon veya tablet takabiliyorsunuz. Öyle bir klavye. Hediye hediye yollanmamış. 82 RT seçeniyor. Oh, şimdi bunları da patlatırız belki. Bunlar da dursun. Şimdi bu da BT 82'si. Bu 81. Bakın, 81. Diğerinde 82 yazıyor. Bunun kutusu turuncuydu. Bu mavi geldi. Öbüründen ben bundan maket asansör yapmıştım, bunun kutusundan 2019-2020'lerde. Bunu boş ver gitsin. Maket asansör yaptım bunun kutusuna. Bundan da maket asansör olmaz da. Gelelim klavyeye. Nasıl bir şeymiş bu klavye? 3 cihaza kadar bağlanabiliyormuş. Yani hop geçeceğim telefondan, onları falan göstereceğim. Diyor ki slim tasarımı varmış. Bluetooth 5.0. Tablette de var ya Bluetooth 5.0. Bluetooth 5.0 ile bağlayacağız. Diyor ki sıvı dökülmesine bu da dayanıklı. Ben çay may döktüm baya, bunda bile sorun yok lan. Telefon, tablet, PC için. Telefon, tablet için stand yeri. Tableti kılıftan çıkarıp da göstereyim. 5 milyon kere bu tuşa vurabiliyorsun. Diyor FN ile şöyle şunları yapabiliyorsun. 81 bilgisayar oyunu, 82 tablet oyunu. Şimdi Trendyol'daki yorumlarda paylaşalım. Açalım fazla uzatmadan. Çok merak ediyorum. Al. Şöyle bir kullanım kılavuzu geldi. Segment bilgisayarı bilirsiniz. Bu segment bilgisayarın kanalında var bunun videosu. Benim beklediğim şey şu beyaz klavye poşetleri olur. Beyaz poşeti biliyorsunuz. Beyaz poşetle geliyor. Aa, beyaz poşetten çıkarttık mı klavye geldi. Euro yazısıyla ve kocaman tabletlerle. Bak. Önceden çıkmıştı bir kere, ben bunu General Mobile adaptörüyle eskiden kullanıyordum, hatırlıyordum. Bunun aynısı, BT81 klavyesinin aynısı olan şarj kablosu. Onu da şarj ederiz diye kullanalım. BT81 de duracak. Karşılaştıracağız BT81 82 arasında. On-off switch'i burada BT82'de. 81'e gelelim. Yukarıya bakın. Yanda bunun şarj yeri. 81'de de yukarı, bu tablet gibi bakın. BT81 bilgisayar tarafı, şurada şarj yeri var, bilgisayarlar için özel değer. Buz gibi bak, soğukta getirmiş adam. Diyor ki reşarj buluyor. Zaten segment bilgisayarı bilirsiniz. S-Link'i de, Rampage'i de, Snoopy'yi de bu şey yapıyor. Şimdi uzatmadan mini bilgisayarımızı ve büyük bilgisayarımızı açalım. Video kapanmıştı, geri geldik. Şu mouse'u da takıyorum. Windows 7'li bilgisayarla. Şimdi taskbar uygulamasını var. Onu açacağız ilk önce ama. Bekleyin. Şunu böyle ben vlog moduna getirdim. Flak ses. Eski kullandım. Mouse'u açıyorum. Şimdi buradan çıkalım. Şuradan taskbar'ı önceki gibi açıp geliyorum. Tableti bilgisayara dönüştürdüm diye arka arkaya iki tane video gelecek. Onlara da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Bu klavyeyi bahsettim, 82, BT 82, 81'i de var. Şöyle bu mini bilgisayar. Öbürü de büyük. Arasındaki farklar neler, onları göstereceğiz. Şimdi geldik mouse değil klavyeyi bağlamaya. Bunun denetim masası, sağ tıkladık ayarları aç diyor. Taskbar ayarlarına girdik ama şimdi yukarıdan ayarlara gireceğiz. Bunun bağlantısını zaten her videoda görmüşsünüzdür. Şunu on yapıyorsunuz arkadaşlar. Pille ve ekrandı. FN Android yapıyorum.
Fn 1'e basılı tutuyorum. Yani aynı BT81 gibi bağlanıyor. Açalım Bluetooth'u da, unutmuşuz. BT82'yi görüyoruz. Şurada da istedi bizden, istek istedi. Ve bağlandı. Eyvallah. Şimdi şöyle kameraya görebileceğiniz açıya çevireceğim kamerayı. Şurada Caps Lock açınca kırmızı ışık yanıyor. 3 renk ışık var bunda zaten. Diğerinde full full beyaz. Şöyle. Daha farklı bir açıdan da göstereyim. Şu kompaktla, şu ergonomikliğe bakın ya. Bunu ister şöyle söküp tablet yapabiliyorsun, istersen de laptop olabiliyor ya. Bak. Çıkalım FN ile F1'e bastığımda. Direkt F1 ile mi çıkıyor? Ha, F1 yapıyoruz. FN'ye basarak zaten F tuşlarını kullanabiliyoruz. Bilgisayarda eski HP'imde oluyor. Dolayısıyla bir klavye de aynı. Şimdi giriyoruz. Buradan nereye? YouTube'a gireceğiz. YouTube'a girelim. Hatta buradan Samsung Note'a girelim direkt. Uğraşmayalım. Samsung Note'dan göstereceğim size. Samsung Note. Samsung Note'a giriyorum. Şimdi iki cihaz bağlantısı da var bunda. Basacağım dokunmatikli. Klavye böyle zaten. Klavye. Test yazıyorum. Görüyorsunuz zaten tripod olduğunu. Bu arada klavyeyi Türkçe'ye ayarlamamışız. İ'ye basınca ing tırnak çıkıyor. Nerede bir bağlı cihaz USB'den diyor. Şuradan bakayım ya. Gözüm biraz görmez de. Ha, fiziksel klavyeyi. 10 Kasım'da dünya dondu ya. Daha yarın 10 Kasım. Gboard diyor. Şuradan da yazıyor ki şurada Türkçe. Q klavye stili. F değil bizim klavye, ondan. Şuradan ESC'ye basarak geri dönüyoruz. Test şey. Hızlım. Şimdi bunu bilgisayar gibi görüyorsunuz. Tablet bu normalde. Şimdi bunu karşılaştıralım. İki mouse var elimde. Hangisi hangisinin mouse'u, karıştırıyorum ya. Böyle iki bilgisayarla iki bilgisayar karşılaştırıyoruz. Direkt Trendyol Express ile bastı. Bak şimdi bu ergonomikliğe bakın ya. Power tuşu öbüründe vardı ama bunda herhangi bir şeye bas, uyandır. Var. Şimdi buradan ana sayfaya dönüp ta F1'de ana sayfa. Direkt bastığımda dönüyor. Şöyle. Koca bilgisayardan ne farkı var diyeceksiniz. Hatta 81 ile 82 arasındaki farkları da anlatacağım size. Büyük bilgisayarla küçük bilgisayar farkları gösteriyorum size. Şu anda şöyle büyük, kocaman bir bilgisayardan daha iyi. Gidiyorsunuz yanınıza, şöyle bilgisayar taşımak daha iyi. Şu ESC geri, işte geri tuşu burada. Ara tuş, F2'ye basıyoruz. Google'a giriyor mesela. Buraya da T yazıyoruz. TRT yazıyor kendi kanalım. Çıkmadı. Metrobüs çıktı. Metrobüs çıktı ya. Metrobüs çıktı içinde. F12 kilit tuşu. Ekranı kilitliyor sadece. Yani Windows L yapıyor bilgisayar gibi. Şimdi buradan tableti açalım. Yüz tanıması olan bilgisayar gibi oldu. Şimdi şu mouse'u alalım. Altında touchpad olsaydı. Ne, Furkan Akman bunu incelemişti. Aşağıda link var. Furkan Akman bahsediyorum. Işıklandırması kötü buranın. Flash'ımı açsam flash'ta da diyeceksin ki kaynağı biraz daha kötü. Evin ışığını açıyorum. Ortayı değil de
Şu spotları açarsam gözükür belki. Yağmurlu hava ve şu taraflara doğru yağmurlu, yani bu doğuya doğru yağmurlu oldu bugün. Şimdi BT 82 81 arasındaki farkları anlatacağım. BT 81 burada, 82 biraz BT 82 tablet gibi. Yanında şarj yeri 82'nin. Şurada da power tuşu var. Bunda şurada şarj yeri, şurada power. Burada lampedi var. Ve şuradaki şu lampedi bunda yok. Bunda command 5 kuracağım. Page up'tan şu tuşlar. Burada FN ile burada FN'siz yapıyorsun. Burada insert delete'in şu insert bilgisayar için delete'i kullanıyoruz burada sadece. Print screen yerine burada F1'den, yani F1'e girip yardım alarak ekran görüntüsü alma yeri var. Ekran görüntüsü almak için power tuşuyla yine şey yapabilirsin. Neyse. Ekran görüntüsü o kadar önemli değil. Buradaki tuşlara bak. Burada bin Google zaten. Buradaki tuşlarda Apple'lardaki gibi yazıyor. Mac klavyesi gibi olduğunu belirtiyor kendimize. Şuraya caps lock, num lock tuşuna bas. Buraya caps lock ışık yanıyor. Şimdi bu klavyeyi bağlayalım. İkisindeki farkları göreceğiz. Şurada power tuşu varken burada lock tuşu, kilit tuşu var. Üstüne basarak tableti kapatabiliyoruz. Herhangi bir tuşla uyandırdığımızda tablet açılıyor. Burada diyor ki şuraya bastığımda tablet kilitleniyor. Şöyle yapınca da tekrar açabiliyorum tableti. Başka ne yapabiliriz? Alt geri var. Şurada ikinci bir Windows tuşu. İkinci CTRL zaten alt geriyle ikinci CTRL önemli. Bu klavyeye bak. Ne? Koca bilgisayar klavyesi bu. 2-3 cihaz bağlayabiliriz. Onu da göstereceğim daha. Caps şuradan da açınca buranın üstteki beyaz, burada kırmızı yanıyor. Şurada şarjım var dem. Şarjım bitti falan demek. Şuradaki ışıkta şarj yeri var. Alo alo. Alo, ben ne diyorum? Alt tab yapıyorum. Windows tab yapmam lazım. Windows tab'ı yaptığımda Windows tab tümünü kapat diyeceğim. Uygulamaları kapatayım da size anlatayım. Tripodun üstündeki tuşa bastım. Bilgisayarda editleyeceğim. Burada şöyle fark var. Ne yani, bundaki gecikme hızıyla bundaki gecikme hızı ne? Everest. Bunun da markası Everest. Buradaki logo da farklı bu arada. Burada da Everest. Değişik bir logosu var. Şimdi bu da 3 cihaza bağlanıyor. Bu da 3 cihazı. Burada iOS yazıyor. Bu da Mac. Yani Mac tuşuyla iOS'a da bağlayabiliyorsunuz bunu. Buradaki iOS yazan şey hem Mac iPhone arasına bağlantı. Windows 10 ve üstü bilgisayarlarda oluyor. Windows 7'de bunu bağlayamadık. Direkt bağlanamadı. Buna geçti. Şöyle görüyorsunuz. Bu beyaz, bu da alüminyumdan. Bu plastikten yapılma. Şurada standı var. Ben standı ayrıyetten uyduruyorum. Tabletin kılıfı olmadan da kullanabiliyoruz bunu. F3'e basarak kopyalama yapıştırma işlemi yapabiliyoruz. Mesela şunu yazdık değil mi? Emoji açıldı. Altıyla kapatayım. Şunu sarp deyip geliyor. Sallanıyor ama şimdi burayı CTRL A yaptıktan sonra şurada şuna bastım. Kopyaladım mı? Ay değil. Şu 3'ü kopyaladım. 3'ü yapıştırabiliyorum bak istediğim gibi. 3 3 3 3 yazdım. Şurada şuna basarak zaten Google bunda ile kopyala yapıştır kısa yollarını F5 F6 yapabilirlerdi. Kes için ayrı yer var ama F7 şuraya kes var. Trend yol. Bunu aldığım yeri yazıyorum. 370'den 320'ye 330'a düşmüş bu arada. Çetin A yapıyorum. Üstüne kopyala diyorum. Ya da şuna kes diyorum. Şuraya yapıştır diyorum. Trend yola giriyorum. Trend yoldayız şu anda. Çıkalım buradan. Şimdi arkadaşlar bu bilgisayarla bu bilgisayarın ne farkı var diyeceksiniz. Tripodu ben kısaltayım. Bu bilgisayarda Windows var. Windows 7 var içinde.
Ya herkes de bu saatlerde çıkmasın ya bir yere ya. Yani bu saatlerde iş bitmesin. Sabah akşam en gıcık olduğum saatler. Boş verdim onu. Burada bilgisayar Windows 7 var. Bunun prizini açmayı unutmuşuz. Tablet dıt dıt dedirtmeye ben BIOS yapmıştım. Burada Windows, burada da Android var. Hatta Windows'a basınca bunu göstermesi için asistan uygulaması olması lazım. Bunu şimdi deneyimliyoruz. Mesela görüyorsunuz. Bunun şarj kapasitesi var. Kutuda yazıyor. Bakalım. 230 amper lityum pil yazıyor. Miliamper herhalde. Bu şarj edilebiliyor yazıyor. Bluetooth 5.0 X. Anlamadım bir şey teknolojisi. Bunun üst modeli bu. Yani bu alüminyum, bu plastik. Yani şu iç gıcıklayıcı yapı bunda yok. Mat plastik ya bu. Ondan. Bu şıklaştı. Burada da ben öbüründen caps lock açıyorum. Buradan da açıp kapatınca burada yazıp söylüyor. Yani bilgisayarda açtığım kapattığım caps lock buraya da yansıyordu. Kablolu klavye bağladım. Ona da yansıyor. Eskilerde. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, işte kanalımı size göstereyim buradan. Hatta kanalımıza arkadaşlar abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, kanalınızdan giriyorum. Şuradan açıyorum, şurada videoları yönet değil abone olacak, ona basacaksınız. Sonra bir daha yapacaksınız, bu tuşa basacaksınız. Sonra diyecek ki tümüye basacaksınız, açılan pop-up'ta. Yeni YouTube'larda böyle oluyor. Mesela bu videoma şu videoyu kapatayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu Yani video dostlar. yok kapatayım arkadaşlar. Şöyle yepyeni YouTube arayüzünde, yeni arayüzlerde şöyle beğenmeye basacaksınız. Benim kanala şöyle hareketli şey çıkacak. Siz de şuraya abone olun. Ona basacaksınız. Sonra işaret çıkacak. Zil işareti. Ona tekrar basıp pop-up'ta çıkacak. Abone olma. Tümüne basacaksınız. Tümüyle bildirimlerim gelir. Bunun da bildirim size gelmiştir umarım ve kanalımın videosu sona ermiştir bugün.